Herkese selamlar. Bugünkü müzik yorumcusu videosunda sizlere yine her zaman olduğu gibi elimde tuttuğum bir albümden bahsetmek istiyorum. Albüm yeni çıktı. Albüm çok iyi bir albüm ve çok kaliteli bir albüm. Cenk Eren, Adaletin Bu Mu Dünya ya da repertuar Selda Bağcan şarkıları. Gerçek adı Yüksel Venedik. 1966 civarı doğumlu, Ankaralı, yakışıklı, sağlam böyle, yani fiziği de düzgün. Yani kızların hoşlanabileceği bir tip. Cenk Eren'den bahsediyorum. Sahnelerle başladı. Sonrasında çok güzel bir şekilde albüm çalışmaları yaptı ve bugünlere kadar geldi. Cenk Eren'in 3 tane dönemi var. Birincisi sahne dönemi. Bu dönemde bol bol sahnelere çıktı. Güzel paralar kazandı. Ama o dönemlerde çok fazla albümlerde adı duyulmuyordu. İkinci dönemde albümler yapmaya başladı. Nükhet Turu ile yapmış olduğu Muhteşem İkili adlı albümde biraz daha böyle popüler kültüre girdi. Sonrasında dönüm noktam dedi 2009 yılında. Bir de 2012 yılındaki kasetli masetli bir şarkı vardı. Kasetimi Al adlı bir single'ını yaptı. Orada büyük çuvalladı. O minik dünyam sana kurban olsun. San üstüme atlarını koysun. Coşsun, kopsun. Bundan sonra kafese kapandım anahtarı al. Derken Cenk Eren'in bir şeyler yapması gerekiyordu ve yaptı. Ne yaptı? İşte bu da Cenk Eren'in 3. dönemine denk geliyor. Özel tematik albümler hazırlamaya başladı. 2015 yılında repertuar Tanju Okan şarkılarını yayınladı. 2016 yılında repertuar Ferdi Özmen şarkıları adlı albümünü yayınladı ve her iki albümde muazzam başarılar elde etti. Cenk Eren'in bu 3. dönemi onun bir nevi yeniden doğması ve yeni yeni bir bahar yaşamasına neden oldu. Derken bir single yaptı. O single'da fena gitmedi. Ama asıl olay 3. tematik proje albümünde gerçekleşti. Albümün adı dediğim gibi repertuar Selda Bağcan şarkıları. Efsane bir yorumcu, çok özel bir yorumcu. Bir hanımefendi, bir düşünce kadını, ne diyelim yani, bir efsane Selda Bağcan ve onunla bütünleşen şarkılardan oluşan bir albüm. İlk bana söylediğinde ben biraz acaba mı diye düşünmüştüm. Çünkü Selda Bağcan çok iyi bir kadın vokal ve zor bir albüm olacaktı. İşte Selda Bağcan'ın seslendirdiği şarkılarda sıkıntı, otantik olmaları, iyi bir yorum istemesi, türkü formatında olmaları, bütün bunlar birer handikaptı Cenk Eren için. Ya çok büyük de çuvallayabilirdi. Acaba mı dedim ama yani benim bildiğim Cenk yapar bu iş dedim ve albüm beklemeye başladım. Derken de albüm elime geçti ve evet, üstesinden geldiğinin farkına vardım. Albümde 10 tane şarkı var. Ben şunu söyleyeyim. Bu ön sözünde albümün içinden çıkan kitapçıkta Cenk Eren şunu söylüyor. Hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin diyor. Niye? Hayaller bir gün mutlaka gerçek olur. Ben istedim diyor ve sonunda başardım diyor. Neydi bu? Tabii ki bu özel albümü yapabilmek. Bir de tabii ki albümler diyarında da başarılı olabilmekti. Ve evet, gelelim albüme. Cenk Eren, Adaletin Bu Mu Dünya. 10 tane şarkı yer alıyor bu albümde. Albümün aranjörlüğünü Sarp Özdemiroğlu yaptı. Çok iyi yaptı, bunu söyleyeyim. Atilla Özdemiroğlu'nun oğlu, tam babasının oğlu. Yani sağlam düzenlemeler, senfonik düzenlemeler. Ya delikanlı gibi yapmış düzenlemeleri. Tıpkı diğer repertuar temalı albümlerde olduğu gibi. Repertuar Tanju Okan, repertuar Ferdi Özmen ve repertuar Selda Bağcan albümlerinde. Üçünde de Sarp Özdemiroğlu ile çalıştı Cenk Eren. Ve gelelim şarkılara. Albüm Adaletin Bu Mu Dünya? Yani albümün diğer adı olan repertuar Selda Bağcan şarkıları, bir de Adaletin Bu Mu Dünya adını verdi albüme Cenk Eren, albüme adını veren şarkıyla başlıyor. Çok sıcak bir yorum yaptı. Modern bir sound yakaladılar. Saz çok güzel tınlıyor. Hani bağlamayı dinlerken muazzam bir zevk alıyoruz. Duyguyu hissediyoruz. Ve şarkıyı biraz Latin formatında kurguladı. Albümün tamamı zaten biraz Latin kokuyor diyebilirim. Adaletin bu mu dünya? Ne yar verdin ne mal dünya, kötülerinsin sen dünya, iyileri öldüren dünya. Kesi Bağları albümün ikinci şarkısı. Bu şarkıda Selda Bağcan'la düet yapıyor Cenk Eren ve gerçekten de ikisinin sesi muazzam yakıştı diyebilirim. Dinlerken bir de kemanları dinliyorsunuz arkadan, yani alıp bir yerlere götürüyor sizi Kesi Bağları. Aman aranıyorum,
Çemberimde Gül Oy adlı şarkı, üçüncü şarkı tizlere çok iyi çıkmış. Yani şarkıyı kendi standart tonunun bir tık üstünden, hatta iki tık üstünden seslendirmiş Cenk Eren, ki bu da oldukça hoş. Ve Doğu'yla Batı'yı en muhteşem sendez haline getiren şarkısı Sivas Ellerinde Sazım. Evet, albümün bakıyorum 4 numaralı şarkısı Sivas Ellerinde Sazım Çalınır adlı şarkı. Bu Volero adlı bir ritim vardır, eskiler çok iyi bilirler. O ritimde kurgulandı. Güzel oldu yani, modernize etti. Sağlam bir türkü yani, hani hardcore bir türkü, öyle diyeyim size. Modernize o kadar hoş olmuş ki Doğu ile Batı'nın tam ortasında durmuş şarkı. Yani ne Doğu kalıyor, ne Anadolu, ne de çok Batı kalıyor, ne de fazla Avrupa kalıyor. En önemlisi de yani şöyle bir anlatayım size. Hani Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün tam ortasında olduğunuz zaman böyle oturup İstanbul'u seyredin. Solunuzda atıyorum Doğu, Batı, sağınızda Doğu ya da tam tersi. Böyle bir konum yakalamış sound olarak bu şarkıda, ki albümün genelinde de bu. Yardan ayrılmışam, varım derinir. Katip arzu halım yaz yare, böyle güzelimeme bir tanememe, güzelimeme hey. 5 numaralı şarkı Neredesin Sen adlı şarkı. Hepimizin bildiği çok güzel bir türkü. Çok özel bir türkü. Tabii ki Neşet babamızı saygıyla anıyoruz. Tatlı Dilim adıyla koymuşlar albüme. Yani ciddi ciddi güzel seslendirmiş. Hiçbir şey söyleyemiyorum. 6 ve 7 numaralı şarkı benim albümde en böyle heyecanlandığım şarkılardan. Öyle bir yerdeyim ki diyor Cenk Eren. Ahmet Kaya'nın bir bestesi. Müthiş, yani müthiş kederli bir şarkı. Yani ne diyeyim, yani düzenlemesini de çok güzel yapmışlar. 70'lerin havasını yakalamış Cenk Eren bu şarkıda. Öyle bir yerdeyim ki bir yanım mavi olsun, dalgalanır sularda. Bir yanım mavi olsun, dalgalanır sularda. Ve albümün 7 numaralı şarkısı. 7 numaralı şarkı Düşen Hep Yerde Mi Kalır? Ne kadar anlamlı bir söz değil mi? Yani düşen hep yerde mi kalır? Tam böyle sıkıntılar içinde boğuşan insanların söyleyeceği bir söz. Yani acayip müthiş bir şarkı ya. Yani kaliteli bir melodi var. Bu iki şarkıda kopuyoruz. Delikanlı gibi söyleyeyim. Bu iki şarkıyı dinleyin. Bu hayat böyle mi olur? Düşen hep yerde mi kalır? Gün olur benim doğrulur, kim olacak belli mi olur? Sonra albüm biraz daha otantik havaya doğru gidiyor. 8. şarkıda Mausa Limanı adlı şarkı. Tam Akdeniz havası, zaten teması da aynı şekilde. Albümün en Akdeniz kokan melodisi. Ve geliyoruz albümün 9 numaralı şarkısına. Bu şarkı albümün en efsane şarkısı. Hem en kaliteli hem de en ticari şarkısı. Otur hüngür hüngür ağla, öyle diyeyim size. Şarkının adı Beni Unutma. Çok büyük bir şair Ümit Yaşar Oğuzcan'ın şiirine Selda Bağcan muazzam bir beste yapmış. Kendisi de seslendirmişti. Kendi yorumundan da çok heyecanlanıyordum. Beni Unutma'yı Cenk Eren'den de dinlerken çok heyecanlandım. Albümün en sağlam şarkısı bence bu. Mutlaka bu şarkı bir video klip çekilmeli. Bu albümün de böylece daha genele de yayılmasında büyük bir katkı sağlar Beni Unutma adlı şarkı. Saat 12 vurdu zaman, beni unutma. Son şarkı
şarkısı Ziller ve İpler. 90'larda hatırlar mısınız? Bayağı bir dinliyorduk bu şarkıyı. Sevda Bağcan'ın belki de en ritmik, en böyle göbek havası içeren şarkısı. Yani 90'lar, Aysel Gürel yazmış sözleri. Oyna demiş birileri, birileri iki geri ama ipi birisinin elinde diyor. Hiciv de var. Yani aslında biraz bizi anlatıyor. Nasıl ki 3. Dünya ülkeleri Amerika babası ona otur oğlum deyip oturduğunda, kalk oğlum dediğinde, kalktığında oturup kalkıyorsa biraz da buraya bir göndermede bulundu. Aslında biraz da ülke olarak bizim durumumuzu anlatan bir şarkı Ziller ve İpler. Şarkının sonunda bir oyun havası var ki Allah dedim kendimi düğün salonunda falan zannediyorum. Ama oyun havası dediğimi şey yapmayın, çok kaliteli yapmışlar. Yani inanılmaz iyi bir soundla yapılmış bu oyun havası. Uzun lafın kısası, kapatalım dükkanı. Yani videonun sonunda albümle ilgili. 1. Çok kaliteli diyeceğim. 2. Modern ve güncel diyeceğim. 3. Otantik. Hem doğu hem de batıyı muazzam bir şekilde sentezlemişler diyeceğim. 4. Cenk Eren, manyak iyi yorumladın. Baba helal olsun. Yani tabii ki yılların sahne tecrübesi de burada çok iyi gösterdi kendini. Tak 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 tak. Elif geldi okudu şarkıları, öyle diyeyim sana. Selda Bağcan da çok güzel bir şekilde vermiş ona şarkıları. Muazzam bir proje çıkmış. Selda Bağcan'ın plak firmasından, Majör Müzik'ten çıktığı 10 puan hepsine. Ve albümün fotoğrafları. 6. söyleyeceğim şey. Çok güzel fotoğraflar var. Hepsinde düşünüyor Cenk Eren. Albümün içine şöyle bir kitapçık çıkıyor. Siyah anatema kitapçıkta. Cenk Eren'in verdiği pozların hepsinde bir düşünen adam profili var ki bence yakışmış. Boşluğa, sağa sola bakıyor. Yani böyle hani bazen yapıyoruz ya, benim şu anda yaptığım gibi mal mal poz vermemiş. Böyle anlamlı pozlar vermiş. Özellikle selfie kızlarımız bu pozları çok iyi bilirler. Cenk Eren'in bu pozlarını ben çok beğendim. Yani oturup albümün kapağını da izleyebilirsiniz. 7 numara Anadolu kokan ezgiler var dedim. Bunlar, bu şarkıları radyolar çok fazla çalmıyor. Yani niye çalmıyor artık sorgulamayacağım. Çünkü şunu söyleyeyim, radyolar tım tıs tım tıs tım tıs çalmaktan kafayı yemişler. Ben bu albümü eğer çalmazsa radyolar şu yorum yapacağım. Eşye koşaftan ne anlar? Bu kadar, artık ne demek istediğimi siz de müzisyen dostlar da anlar. Ve şunu söyleyeyim, özel bir proje albüm. Cenk Eren bu proje albüm işini çok iyi yapıyor. CD olarak yayınlandı. Ne güzel ki elimde artık arada bir CD tutup size bir şey anlatabiliyorum. Cenk Eren'in Adaletin Bu Mu Dünya ya da onun klasik serisi olan 3. seri repertuar Selda Bağcan şarkıları adlı albümü 10 numara bir albüm. Popüler kültürden uzak, kaliteli. Sarp Özdemiroğlu kemanları konuşturmuş, ritmi konuşturmuş. Her şey akustik. Alın dinleyin abi. Başka bir şey söylemeyeceğim. Alın dinleyin ve arada bir kederlenin, arada bir ağlayın, arada bir zırlayın, arada bir hoplayın, arada bir göbek atın. Bütün duygular var ama en önemlisi sorgulayan şarkılar var ve çok sağlam bir Cenk Eren var. Selda Bağcan'a buradan öpüyorum kocaman. Cici yürekli tombiş Selda ablam benim. Ne güzel yapmışsın, ne güzel yürek vermişsin ve helal olsun yakışıklı Cenk Eren'e diyorum bu güzel albümünden dolayı. Taranelli, hop taranelli, ipler kimde, izleri belli. Hop taranelli, hop taranelli, ipler kimde.